Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var. Lokmalık çatal kurabiye. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İşte tarifim. İlk olarak kurabiyemizin içini hazırlayalım. Mutfak robotuna 1 su bardağı ceviz, çekirdekleri çıkarılmış 15 adet hurma ve çay kaşığının ucuyla tarçını ekleyelim. Macun kıvamına gelene kadar karıştıralım. İç malzememizi dinlenmesi için kenara alalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim kurabiyemizin hamuruna. Karıştırma kabına 200 gram oda ısısında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyelim. Bu malzemeleri biraz karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzun bir miktarını ve bir paket vanilyayı ekleyip yoğurmaya başlayalım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edelim. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuz da hazır. Evet arkadaşlar, iç malzememizden küçük küçük parçalar hazırlayalım. Şimdi de hamurumuzdan küçük küçük parçalar hazırlayalım. Şimdi gelelim şekil verme kısmına. Yuvarladığımız küçük hamur topumuzun birini alalım, çatalın arka kısmına koyalım ve elimizle hafifçe bastıralım. İç malzemesini içine koyalım ve saralım. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim pişirmeye. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz çok güzel pişti. Şimdi soğumayı bırakalım. Lokmalık çatal kurabiyelerimiz tamamen soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri gezdirelim ve servise hazır hale getirelim. Yapacıklara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.